İnce galiba sizin. Çok şükür. İnce de hep ince oldu. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydanlı. 2023'te 21 mi abi bu? 22 galiba. Oo, ha. Maşallah. 22 alın üstüne sizlerle Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Bugün hakikaten artık yeter dedirtecek kadar güzel bir hava var. Gerçekten öyle. Kadıköy'de insanın canını sıkacak kadar. Acayip. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Ne doğru ki? Ya. Evet. Zaten ne gerçek ki zaten. Oo, gerçeklik zaten, evet. Başka bir tarafı. Evet. Gerçeklik. Gerçeklik. Kaybedenler Kulübü'nün bonusasına başlamadan hemen önce değerli dinleyenler, hepinizin geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı evet. Kutlamak isteriz. En az iki kez. Kaan Çaydanlı. Her şeye rağmen bir asır, bir yüzyılı devirdik. Durumda. Şimdi ikinci yüzyıla bakacağız. Ben tabii Cumhuriyet'ten önceki dönemleri de az çok hatırlıyorum. Burada bulunduğum dönemlerde, yani bu coğrafyada bulunduğum dönemlerde özellikle hakikaten çok zordu. Geçen yüzyılda çok kolay olduğu da söylenemez. Ama yani kıyaslanamaz da. O yüzden kıymetini bilin diyorum. Tekrar tüm Kaybedenler Kulübü dinleyenlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Evet, tabii bu kadar elektriğin, suyun, internetin, mobil erişimin, ulaşımın olduğu bir yüzyıl oldu diyebiliriz Cumhuriyet'in. Evet. Geçtiği yüzyıla neresine bakar, yani radyonun, televizyonun diye başlayayım hadi anlatmaya. Olduğu bir yüzyılda. Ondan önceki hakikaten biraz karanlıktı, yani onu da kabul edelim. Bizim karanlık Bolşevik yani. Devrimi yarattığımız Bolşevik hareketi olsun. Ya soğuktu be. Zaten soğuktu. Bir de ben çok demiştim size, şu Ekim gelmeden bitirelim şu işi diye. Yani soğuğa kalmayalım. Ya. Soğuğa kalmayalım demiştim. Paris'ten dönemediniz. Kırıldık. Paris'ten dönemediniz siz Paris'ten. Ne o, ay çöreği yiyeceklermiş. Ama o sezonda çok iyiydi bu ay çöreği. Öyle. Bir daha hiç öyle ay çöreği yapmadı Fransa. Ya. Modernaki gibi. Ya. Tabii şey de zordu yani, bir tek adam dönemi, bir tür padişahlık yönetimi. Zor işler onlar. Yani şimdi nereden bileceksin eskisi? Yani hemen öncesinde mesela hatırlarsan 1800'lerde tabii demirin bolluğuyla da ilgili olarak şu ray sistemini artık başlatalım diye düşünmemiz. Evet. Sonrasında metrolaşmaya geçmemiz, yani underground'a geçmemiz. Underground tabii önemli. Önemli tabii. Önemli yani, bir de zaten kültürel olarak da bir eksiklikti underground. İşte onu mesela onu yedirerek, halka yedirerek bir arada yapmak. Evet, ama yemediler. Yememiş gibiler. Evet, hala daha da yemiş gibi gözüküyorlar. Evet. Gerçi bugün bir Twitter'da programa çıkmadan hemen önce metroda, İstanbul metrosunda bir beyefendinin metro körüğüyle bir cinsel münasebete girdiği bir video izledim. Tabii metroseksüellik kolay bir şey değil. Ya tabii, hiç kolay bir şey değil. Underground dediğimiz şeyin de sadece İngiltere'de underground diye anılması, diğer yerlerde, yani az gelişmiş ülkelerde metro denmesi. Amerika'da ne demiştik onun adına? Amerika'da ne diyorduk biz ona? Orada da metro mu diyorduk? Bir şey diyorduk ama yani. Orada da underground diyoruz. Yok. Metro diyoruz. Başka yani. Bir şey koyduk onun adına Amerika'da.
Birazdan hatırlarım. Subway. Subway mesela işte mesela. Sen de o sandviç kurdun sonra Subway. O işte her şey birbirine şey. Yani marka şeysi olsun diye. Evet. Yani aslında bir tanesinde bir sanki yan yol, bir alternatif yol ismi vermek. Bir tanesinde de kardeşim bu yerin altından gider demek. Evet. Alt yol yani. Yani çok iç şiirsel değil. Yerine göre, coğrafyaya göre isimlendirmek zorundaydık. Bir kere yani underground dediğin anda zaten bir minimal öykü yazmış oluyorsun. Evet. Underground. Hadi buyurun burada. Buyurun burada öykü tabii. Buyurun burada. Sen niye metro deniyor burada? Hiç mi açıklaması yok? Bence yani. De yok. Yani. Belki hani bir başka bir Latin kökenli bir şeyi vardır ama sanmıyorum. Yani Latince'de R ve T'nin bu şekilde kullanıldığı hani bu şekilde. Astro gibi bir şey. Evet. Bala, sizin Fransız parmağı vardır bu işte. %100. Kesin. Kesin Fransa'da metro deniyordur. Kesin. Kesin. Evet, doğru. Her zaman olduğu gibi. Evet. Evet, değerli dinleyenler. Bugün canlı yayında bize dahil olabilmek için Instagram hesabında Standart FM'in yani fm.standart Instagram hesabına bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Telefon numaranız, adınız, mümkünse aradığınız yeri yazmanız yeterli. Dün geçen programda 21. Nisan'da evet tamam bunu bir şey yapalım. Taşra edebiyatçısı Alper Çeker'in bir şiirinin iyileştirilmesi amacıyla hazırladığımız defteri kazanan arkadaşımız, yani radyoya bağış yaparak evet, geçen kazanan arkadaşımız programda, Can sanıyorum öyle değil mi? Can Erboy radyoma destek kısmından bize ulaşarak handikaplı açık arttırmamızı kazanan diyelim artık bunu dinleyicimize armağanımız bir Alper Çeker şiirinin iyileştirilmesi amaçlı. Ya da rekonstrüksiyonu. Ya da reprodüksiyonu. Ya da reprodüksiyonu. Amaçlı. Bu mükemmel Kaybedenler Kulübü resmi defterini Can Erboy'a armağan ediyoruz. Kendisinin adresine kısa zamanda ulaştırılmak üzere tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün de desteklerinizi bekliyoruz radyoma destek hattından. Bugün de yine bir Kaybedenler Kulübü official defter hediyemiz olacak değerli dinleyenler. İçeriği de bu önümüzdeki iki saat içerisinde belli olacak. Belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. Ne olur ne olmaz. Gerçekten. Ne olmaz yani. Şunu tekrar edelim. Gece boyunca bize canlı yayında dahil olmak için bir Instagram'dan bir direkt mesaj göndermeniz yeterli olacak. Lütfen Standart FM'in fm.standart adresine bir direkt mesaj gönderin. Lütfen telefon numaranızı, adınızı, telefon numaranızı ve mümkünse bizi nereden takip ettiğinizi yazın ki size ulaşabilirim önümüzdeki 2 saat içerisinde. Az sonra gece boyunca neleri konuşacağız? Nelere değineceğiz? Nelerde dolanacağız? Nereden de bahsedeceğiz? Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Askeri kırdıran Enveri Paşa. Evet. Bizim Sarp oynuyor Enver'i Atatürk filminde. Ha. İnanılmaz yani ilk bölüm. Ben başrolü diyebiliriz neredeyse. Müthiş oyunculuk tüm. Kaybedenler Kulübü dinleyenlerine de tavsiye ederim. 3 Kasım'da gösterime girecek. Dostumuz Mehmet Adan'ın çekip yönettiği Sarp ve Aras'ın
başrollerinde oldu. Atatürk filminin ilk bölümü, ilk 2,5 saat, 3 Kasım itibarıyla yayında olacak. Tarihin nasıl tekrar ettiğiyle ilgili de enteresan bir şey. Tarih dersi aynı zamanda. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet, bugün gerçekten çok önemli 3 konumuz var. Öyle sanıyorum ki hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmamız istenmiş bugün. Evet, nedense. Ki, yani, strange yani. Nedense. Yani hani hayat ve kadınlar üzerine konuşmak tabii. Evet, yani. Hayır, takıldığım şu abi. Niye kadınlar? Mesela niye hayat, aşk ve kadın üzerine değil? Kadınlar diyor işte. Kadınlar. Şey öyle. Çoğul diyor. Çoğul yani. Ama aynı şey olmuyor. Kadınlar yani bir büyük parantezi konuşmamız gerekiyor. Tabii. Yani çok genel konuşmamız evet. gerekiyor. Şimdi bu da yani hani biraz abesle iştigal gibi geliyor bana ama yine de deneyeceğiz tabii yani. Yani oysa ki kadın üzerine konuşun dese burada özellikle senin anlatacağın. Estağfurullah bir şey anlatacağımdan değil de yani tek birkaç bir deneyimimiz varsa bir yaşamışlığımız bir şeyimiz varsa özellikle Kadıköy bölgesinde şey yapabilirim ben kısaca. Bahsedebilirim yani kısaca. Kısaca şöyle bir anlatabilirim ama öyle değil. Konu daha genel, daha geniş kapsamlı, daha dünyaca düşünmemiz gereken. Ha. Bir kavram olarak yaklaşmamız gereken. Şey, tabii benim biliyorsun ben PYT'yim yani aynı zamanda da emekliyim yani normal emeğim hem normal emeklim hem PYT'yim yani pompada yaşa takılanlar biliyorum evet. Şeyinden gerçi oradan resmi olarak kanuna girmediği için PYT bir sıkıntımız var yani EYT'leri tamam hallettiler ama biz PYT'liler ne olacak? Mağdursunuz tabii. Orada büyük mağduruz. Orada büyük bir mağduruz. Şey olmadı size bir yani, bir ikramiye. Bir yaklaşım olmadı yani hiçbir evet. Hiçbir yaklaşım olmadı bize. Bize yaklaşan yok. Uzaklaşım var mı? Evet. Siz de pek Kaan abi şey, mertebedesinde misiniz? Daha çok Kaan amcalar başladı mı? Dedeye geldik artık. Ha. Ben henüz abideyim. Ya, bu çok iyi. Amcaya çok daha iyi. Denk gelmiyorum ama. Ya bu çok iyi. Zaten amcaya geldiğin anda PYT ilk sinyali vermiş demektir yani. Evet. Ya bir gün ben PYT olduğumu metroda anladım. Underground'da. Nasıl anlatabiliriz? Çok merak ediyorum gerçekten underground hikayeni. Çok uzun bir hikayeydi hatta mikro bir hikaye. Metroya bindim. Kıyafetim de ya bir deri yelek var üstümde, kot pantolon, bir motorcycle içerikli bir tişört, bir Rendox tişörtü, işte Castro tipi bir kasket, cap. O dönemlerde çok sevdiğim Puma marka full siyah bir yürüyüş şey ayakkabısı. Trekking şey. Spor ayakkabı diyelim. Bir tür spor ayakkabı. Spor ayakkabı evet. Zaten o çünkü çok çeşitlendi. Sneaker. Evet. Bu şekilde girdim. Bir de Ali Baba'dan aldığım parafinli kanvas çift renkli bildiğin modernize entel çantam var omzumda. Çapraz askılı. Yani evet biraz soltandan solmuş. Evet çok değişti ama artık yani modernize evet, entel evet. Soltandan çantaları hakikaten devrim yaptılar yani öyle söyleyeyim sana. Yani evet doğru. Yani hiçbir şey de olmasa bile yani entel çantalarında bir devrim yaşandığını burada. Tabii. Tüm yorumcular... Siyasi otoritenin kabul etmesi doğru. Gerekiyor yani. Normal girdim, kapı açıldı, girdim. Bir underground'a bir metroya girdiğinde
yapman gerektiği gibi kimseye bakmadan. Kendime güvenli bir köşe buldum. Çünkü yani ya oturursunuz, oturacak yer yoksa da güvenli sırt dayayacak. Yani sırtını sağlamalısın. Evet, sağlamalı. Bu bir insan şeydir, refleksidir. Yani köşeye oturmak gibi, arkanı duvara vermek gibi. Yani arkanı, evet, mesela evet. Ankara'da da bunun şeyi vardır. Mesela Ankara'nı sağlam bir şeye verirsin yani. Sağlam bir şeye dayarsın. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz evet. Diye. Çünkü çok garip bir coğrafya orası. Ankara evet, biraz evet. Bina ile girdim. çaprazda yani karşı kapının çaprazına durdum. Fakat bir sonraki istasyonda o kapı açıldığı için ortaya doğru ilerlemek zorunda kaldım. Bu arada kimseye bakmama, çok derin ve çok uzaktaki bir şeyi düşünüyormuş bakışlarıyla, yani görmeyen bakışlarla devam ettim. Ve bir ses duydum, bir toparlanma. Böyle orta yaşlara yakın, zaten iyi olmasın, bir beyefendi böyle bir telaşla ayağa kalktı. Hacı amca buyur dedi. Teşekkür ederim evladım deyip oturdum çünkü yani hakikaten. Ama orada tabii ayıp olur zaten onun üzerinde. Bir de ya, yol boyunca dudağımı kıpırdattım hafif. Şöyle. Çünkü insan şey hissediyor kendini abi. Yani adam böyle bir, çok bir iyi niyetle sana bir yer vermiş. Bunu yüzüne vurmak acı olmadı mı? Ki acıyım ben bu arada. Ya tabii biliyorum. 8 defa falan. Kaçtır senin evet 8, onu diyecektim. 8 defa var acılığım yani. Ben bir de çeşitli alanlarda hacılık yapmış bir insanım. Yani. Acı olmuş bir insanım. Şimdi bu çok mukaddes bir durum. Evet. Öyle. Ya, klasik acı da değilimdir. Yani. Tabii. Binayla. Hani o bir hayal kırıklığı yaratmamak, o yaşadığı hazzı. Çünkü iyilik yapmak bir kendini bir ödüllendirme içerir. Evet, yani doğru. O ödüllendirmeyi yapmanı engellemek İnsanı biraz enayi gibi de hissettirebilir. Yani yanlış okumuş olmak. Stiyasyonu. Tabii asyon. Bu arada sen eski stiyasyonistlerdensin değil mi? Fransa'da. Çok falan. Eski. Çok eski. Zaten o dönemler karşılaştık diye hatırlıyorum. Yani şey dönemi, kaldırım taşlarının altında kum var yıllarında. Yani bir taşra şairi olmaktan daha kıymetli ve kıdemli buluyorum. Doğru, kıdemli olduğu kesin. Mahallesine hakim. Evet. Ve mahallesinde hüküm süren. Evet. Esirgeyen ve koruyan bir karakter olmayı daha kıymetli buluyorum açıkçası. Fiziksel olarak da yakışıyor sana böyle bir karakter. Teşekkür ederim yani, söylediğin için. Bir şekilde bütünleşiyor. Öyle söyleyeyim. Ya da en azından öyleydi yani. Ama yani bu en son seni gömdükten sonra biraz şey oldu yani. Bir yumuşama, bir şey. Belki etler mi bıraktı kendini? Etlerin mi bıraktı kendini? Yok, şöyle bir şey o. İnsan ne kadar geri dönüşümlü olursa olsun bir yerden sonra bizim kemik yorgunluğu dediğimiz, yani bilinen anlamda metal yorgunluğu, özellikle 100 yıl başlarında kendini gösteriyor. Dönüm, evet, tarihteki bütün dönümler evet. Bir şey yapar. Metal yorgunluğunun üzerine bir de mental şey ekler. Onu söylemiyorum bile. Tabii. Allah mental yorgunluktan bizi şey yapsın, gayrı tutsun yani. Tabii. Ben de şimdi İnşallah. Şey de var. Aşağı seviyede şizofreni de var. Aşağı seviyede mi? Aşağı seviyede. Yok, normal yani. İşte normal dedi doktor zaten. Hepimizde vardır dedi. Vardır.
yüzden tedavi de olmadım. Yok zaten onun tedavisi yok. Ben geçen gün anlatmışımdır psikoloğumla, kişisel psikoloğumla yaptığımız bir tartışma esnasında nevrotik olduğunu söylemişti. Bunun da çok normal olduğunu, yani olunabilecek en iyi şeyin bu olduğunu. Hatta bu yüzden o kısmını söylemem lazım. Orasını söyleme. Şey olduğunu söyledi yani. O yüzden öyle olduğunu evet. Söyledi. Ha. Öyle abi işte. Yani çok iyi. Bence çok iyi. Akıp geçiyor yani. Evet, gidiyor yani. Günler günleri kovalıyor. Hakikaten şey ya. Düşürücü. Artık öyle tepelerden aşağı koşan atlar gibi şey olmuyor yani. Günler şey yapmıyor, atmıyor yani. Kısrak gibi. Kısrak mı diyorsunuz siz ona? Kısrak, evet kısrak. Evet. Evet, büyük geçmiş olsun. Evet. Evet, Değerli Dinleyenler, Kaybedenler Grubu 2023-21. Evet. 22 galiba. 22 pardon, 22 ne olmuş sayı. Bugün kafam çok yerinde diye bir... Yine sana bir... Şey durumum var. Bir Aplanax Ford şeyim var sende. Evet. Var. Şeyim yani, Aplanax'lıyım şu anda yani. Evet. Buradan sana bir, güzel bir şey çalacağım ama... Hayır diyemeyeceğim şeylerden biri şu an. Olabilir valla. Çok sevebilirsin şu an bunu. Gerçi. Şeyinden bağımsız. İcracısından bağımsızdı. Bakmak lazım. Allah esir gitsin. Bazen müzik. Müzik sadece müzik, biliyor musun? Aynen öyle. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Beğendin mi? Dediğin gibi yani icracıyı değiştirirsek mükemmel. Şarkı şarkı çok iyi. Hatta bir dinleyicimiz var. Şerife, doğru mu, Denizli? Evet, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim. Ben bu programa katılmak için uzun zamandır bekliyordum. Gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Teşekkür ederim beni aradığınız için. Yani evet. Bu konuda aradık, söylüyoruz da bunu. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir iki saatlik program içerisinde sayılı dinleyicimizle görüşebiliyoruz. Bugün size denk geldi. Ben de çok memnun oldum açıkçası. Ben çok sevindim. Merhaba. Heyecandan ölmek üzereyim galiba. Ben de birazdan heyecandan öleceğim ama önce yapmam gereken bir takım işler var. Onları yapayım. Sonra öleyim diyorsun. Sonra şey yaparım. Ne yapıyorsun Şerife? Denizli'de öğrenci misin? Yok, öğrenci değilim ben. Öğretmenim. Müthiş. İşte buyur. 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 Ne öğretiyorsunuz? Efendim? Ne öğretiyorsunuz? Ben İngilizce öğretmeniyim. Mükemmel. Ne kadar kutsal bir görev. Ben kutsallıktan ziyade yani nasıl söyleyeyim, biraz daha bu konuda kutsal olarak algılanmasını istemiyorum aslında. Doğru ifade edebildim mi bilmiyorum ama. Nasıl, ben anlamadım. Tam anlamadık orayı, bir daha söyler misin? Yani kutsal bir görev gibi değil de sadece biraz daha mesleğin itibarının geri iade edilmesini istiyorum. Evet, buna katılıyorum. Gerçi Mete zaten öğretmenliğe kutsal demedi. Öğretmenlik üzerinden söylemedi. İngilizce dedi. Yani İngilizce öğretmenliği bence kutsal bir şey. Birilerine İngilizce öğretmek. Öyle düşünmüyorum bence. Mesela Latince öğretmenliği kutsal. O daha kutsal. Kutsalın dereceleri var yani. Tabii. Holy. Tabii holy. Holy ya. En sonunda da holy shit var ya. Yani. O da var tabii. O da var. Peki. Oralı mısınız? Efendim? Denizlili misiniz? Evet, Denizliliyim. Çok iyi. Gerçekten. Seviyor musunuz Denizli'yi? Denizli'yi seviyorum ama farklı bir şehirde çalışmayı tercih ederdim. Yani kendi memleketimde değil. Gidin. Gitmek istiyorum, evet. Biraz
sıkışmışlık hissi yaşıyorum açıkçası burada. Yani insanın kendi büyüdüğü şehirde hayatını devam ettirmeye çalışması bu hissi yaratabilir aslında. Evli misiniz yani? Hayır, evli değilim. Belki bu yüzden de olabilir. Mesela evlenseniz 3. yılın sonunda kaçmak isteyeceksiniz zaten, sıkışmak değil. Hem boşanıp hem kaçmak. Yani direkt kaçmak ister. O yüzden evlenin mesela. Yani çok iyi bir çözüm. Zaten evlensem boşanırdım şimdi bir kadar muhtemelen. Evet. Biz de onu kastetmiştim ben de. Sürdürebileceğimi zannetmiyorum yani. Yani bu evet. Geçimsiz biri misin Şerife? Biraz geçimsiz biriyim galiba ya. Çok tahammül edilebilir bir insan olduğumu düşünmüyorum. Bu çok iyi. Evet, kendimi tanıyorum. Bu çok iyi, çok iyi bir şey bu. Çok sevilen de bir insan değilim zaten, o yüzden. Allah Allah, ama siz de sanki Mete'yi tarif ediyorsunuz. Allah Allah, çok enteresan. Çok yani enteresan. O yüzden. Mesela Mete Amir benim tanıdığım en, yani en geçimsiz şeylerden biri de, o yüzden Amir dedik zaten kendisine. Hasan bir gün alsa beni Denizli'ye götürse, son bir Denizli turu yapsak ya. Bir Denizli yapalım ya. Kendisi orayı sevmiyor mesela. O bir yerde bir pilavlı bir etli bir şeymiş. Evet. Ben bayıldım oraya. Evet. Denizli kebabı. 3 tane ayran içmiştim. Evet. Evet. Maşrapa'da. Denizli kebabını nerede yediniz? Eski şeyde, eski çarşıda. Bayram yerinde. Evet. Eski çarşıda. Orada mobilyacılar falan vardı. Pilavi vardı orada. Pilavinin yakınında bizim pilavi var çocuklar. Onların biraz üst tarafındaydı ilk dükkanlarının. Ama mesela yani bu oğlağı, kuzuyu fırında gebertme işi, yani sündürerek gebertme işi. Evet, lütfen, evet. Çok önemli bir şey tabii. Ama bu bir kültürel geçiş de olabilir. Mesela Isparta kebabı da çok benzer şey. Evet. Onlar dik gebertiyor şeyi. Tandır şeydi bunlar. Tandır bazlı. Fırın kebabı yani. Kültürden geldi tabii. Yani üzümlü pilav. Üf. Yani yanına kuru üzümlü, şişmiş kuru üzümlü. Üf. Nohutlu pilav, yani nohut, üzüm, pilav, kebap. Ben kaburgadan. Et. Kaburgadan tercih ederim. Et. Kaburga kısmından tercih ederim. Evet. Kemiğinden tutar silkelerim yani, öyle söyleyeyim. En sevdiğiniz yemek nedir Şerife? Ben her şeyi yerim. Yemek ayırt etmem. Çok iyi. Ben de çok. Ya geçen programlardan birinde 20. nüsü olabilir. Bir Adrasan bölgesine yerleşmiş bir Konyalı'nın yaptığı bamya çorbasından bahsetmiştim. Dün rüyama girdi. Girer. Ve yani, kabus olarak girdi. Girmedi. Zaten kabus olarak girdi. Evet. Başka nasıl girecek? Evet. Yani o kadar çok bamya çorbası yemeye başladım ki rüyada. Hmm. Yani bitiyor geliyor. Sonunda kazanın içinde boğuluyormuş gibi bir hisse kapıldım. Bayağı kabus olmuş. Bu bana tekrar şunu hatırlattı. Yani belki de bu belki de bir alametti, bir uyarıydı diye düşündüm. Belki mi? Bence gitsin öyle. Evet. Ya bir şeyi yeteri kadar, ya daha da yeteri değil, çok fazla ister ve arzularsan bir gün onun içinde boğulursun. Bu arada bir başka bakış açısı. Ben direkt kişisel psikoloğuma danıştım tabii. Ben rüya tabiri de yapıyor bana. Falda bakıyor mu? Ayak falı falan. Ya bir tür fal bakıyor, evet. Yani aslında komple fal bakıyor. Evet. Danıştım kendisine. Dedi ki bu dedi bir uyarı dedi. Bu derken bir şey mi gösteriyor yoksa? Yok, hayır. Bu dedi yani. Konuyu sordu. Derhal oraya gitmemiz lazım dedi. Yerinde tek etmem. Öyle. Ay çakal dedi. Ay çakal dedi. Ya. Ya. Nein. Bu biraz, ya bir şeyin
Bir şeyin çok lezzetli, çok arzulanır olması. Onun sonsuz tüketilmesiyle öldürülebilir, evet, yok edilebilir. Evet, evet, anlıyorum, evet, evet. Çünkü yani bizim marjinal bir eğriden söz etmemiz her zaman mümkün. Yani bir şeyin çok iyi olması, onu çok arzulamamız, ondan çok büyük haz almamız, onu tüketme miktarımızı arttırdıkça aldığımız keyfi azaltmaktan başka bir işe yarayamayacaktır. Ayrıca da yaşlı bir kızılderinin de dediği gibi yıllar önce bir Arizona, Colorado arasında bir yerde bir sohbet sırasında ne anlatıyordum ben? Bamya. Ha, yani çok severim bamya. Ben de bayılırım. Bayılırım ya. Yani içinde boğulacak kadar. Her gün önüme konsun. Her gün yerim. O da öyle bir şey işte. Her insanın zayıf bir tarafı ya, var. Ya. Senin zayıf tarafın ne Şerife? En zayıf tarafınız ne Şerif? En zayıf. Benim en zayıf tarafım, insanlara çok çabuk güveniyorum. Allah'ın ama seviyesi. Bu çok zayıf bir taraf. Ya daha zayıf bir taraf, evet. Söyleniyor. Bu yani bu şey olmadı. Bu tehlikeli hatta. Ya yani. Bu evet. Biraz evet, kandırılmaya müsaitim galiba. Hemen inanıyorum. Hemen güveniyorum. Peki bunun nereden geldiğini çok... düşünürüz mü hiç? Bunun nereden geldiğini bilmiyorum açıkçası. Yani bu durumdan da kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum hiçbir şekilde. Hep bu şekilde devam ediyor yani böyle sonu gelmez bir döngünün içerisinde. Hep aynı hataları yaparak devam ediyorum. Anladım. Faiz enflasyon sarmalı gibi bir şeye girmişsiniz. Evet. Aynı tam olarak o şekilde yani. Ha. Sesin çok hoş bu arada. Teşekkür ederim. Evet. Sesim pek beğenmezler ama. Ben bayıldım. Ben de çok beğendim. Teşekkürler. İnsanı şey yapıyor böyle. Yukarıda tutuyor. Böyle daha çok konuşası geliyor insanın. Evet. Evet, normalde daha çok konuşurum aslında ama çok heyecanlı olduğum için ne söyleyeceğimi bilemiyorum şu anda. Bir dahaki Nusra'da daha çok konuşursun o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim aradığınız için. Görüşmek üzere. Yasemin Kaya bize diyor ki benim bir Playboy dergim vardı, ne oldu diyor. Ben de gelip az. Ya bir havuzdan çıkabiliyorsa gelsin az. Aynen, kendisine o zaman bu şekilde cevap vermiş oldum. Çılbır diyor, çözer bu işi diyor. Derhal yemekle ilgili söyledi. Olabilir ama. Yani bamyaya aşırıyorsun, ulaşamıyorsan çılbır ye anlamında. Demiş olabilir, evet. Herhalde. Ben çok ama şey olmam, yükselmem çılbıra. Bu tür ben de yani çıldırırım yani. Bu tür kişisel konuları lütfen yani kişisel platformlarda görüşelim. Tercih ederim yani. Ama Playboy'u Yasemin Kaya'nın bundan aylar önce armağan ettiğimiz Playboy'u. Aha şurada bak tam karşımda yukarıda görüyorum. Evet. Herhalde bir gün kendisine ulaştıracaksınız. Elden vereceksiniz. Elden vereceğim direkt. diye anladım ben onu. Elden vereceğim. Çok teşekkür ederim ben gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Size gene ben çok güzel bir şey çalacağım. Bayılacağım. Eminim bayılacağım. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Standart FM Merkez Stüdyo'da 2023 yılının 22 ne olur? Nüshası için canlı yayındayız. Şu an programın ortalarına yaklaşıyoruz. Gece boyunca üzerinde konuşacağımız hayat, kadınlar ve aşk konuları üzerinde. Artık yol almaya da başladık. New York'tan dinleyicimiz var. Doğuş şu an attığımızda. Ne diyeyim size, iyi öğleden sonraları mı?
Evet Amir, şu anda saat 4'e yaklaştı. Evet. Güzel. İkindiler. Evet, ikindi vakti girmiş evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız amirler? Vallahi işte, olabildiği kadar iyiyiz. Kadıköy'de müthiş bir yaz akşamı yaşıyoruz. Yaprak kıpırdamıyor. Ve bu canımızı sıkıyor. Artık. Yani evet. Yani. Nasıl New York'ta havalar? Amir, hava burada da döndü. Dönmez dedik ama döndü. Hava bu işte. Yani. Soğuşlu hava yani. Bu dönüyor yani. Dönen yani böyle çok rahat ve hesapsızca dönen birkaç şeyden biri belli. Bu hayatta. Mesela kimisine dön diyorsun, dönmüyor. Kimisine dönme diyorsun. Dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Bir de bazı şeyler var mesela. Kendi kendine ses çıkartan ahşap kutular açıyorsun. İçinden polifonik bir sesle bir şeyler çıkıyor, dönüyor. Sürekli dönüyor yani. Sürekli dönüyor yani. Evet. Şey. Müzik kutusu. Kabus mesela. Müzik kutusu bence bir kabus meselesidir. Ya o işte gramofon ekolünden kurmalı dediğimiz cihazlar en azından senin şeyine bağlı, kurmana bağlı. Kurma. İşte evet. Ben kabusa doğru kuruyorum yani o görüntüleri o. Öyle bir şeyim ben yani kimisinde çok romantik bir ya da nostaljik bir şey yaratıyor olabilir ama ben de direkt ben öyle kuruyorum. Öyle kurmuşum yani. Hep kabusa kurmuşum yani. Ne yapıyorsun New York'ta Doğuş? Daha önce konuştuk mu seninle? Sanki. Abi bu ilk oluyor. İlk mi bu? Abi. Allah Allah. Ben yıllardır sizinle birlikteyim ama ilk defa konuştum. Eyvallah. O zaman seni biraz tanıyalım Doğuş. Yani bize kendinden bahsedeceğim de şey anlamda değil. Nasıl, ne yaparsın, ne yer ne içersin? Evet. Seks hayatındasın. Abi ben yapı mühendisiyim. Kaan Amir'le meslektaşız. Eyvallah. Büyük burada bir yapı firmasının köprü departmanında köprü mühendisi olarak çalışıyorum. Çok iyi. Çok iyi be. Çok keyifli konudur. Çok, çok imrendim şu an. Sanat yapılarındasın yani sonuçta. Aynen. Olarak. Burada maalesef yemekler çok da iyi değil. Damak zevkini korumaya çalışıyorum yıllardır. Size tavildot mu çıkıyor? Yemek çıkmıyor abi. Genelde insanlar dışarıda yemeği tercih ediyorlar. Kötü. Yani ben de... Tabii çok şekerli. Her şey çok şekerli. Mısır şurubuna banmışlar her şeyi. Ben ilk gittiğimde daha... Ama New York'ta ya. Bin yani, tane şey vardı. Ama işte ne, New York'ta olmaması lazım bunun ama yani, yani diye düşünüyorum. Ama öyle yani. Bir ekmek, yani her şeyde bir tatlı bir şey var ya. Bir katkı var. Her şey şekerli yani. Çok ben bu son 100 yılda hiç New York'ta bulunmadım. Dolayısıyla yemek trendleri nereye doğru gidiyor? Bizzat biliyor değilim ama genel kültürümden biliyorum. Evet. Tabii bir... Amir son 100 yıldır İtalyanlar burada. Evet. Hiç sorma. Hiç sorma. Ya yani, o zaman güzel bir makarna. Başımıza... Güzel bir pizza. Başımıza bela oldular yani. Halbuki artık şeye geçti. Yani, New York usulü pizzalar falan filan. Halbuki pizzayı biz ilk hatırla. Samilerden şey tarafından yukarıdan aşağı Persepolis'ten aşağı doğru iniyorduk. Evet. Bir seferdeyiz. Ege'ye doğru gidiyoruz. Halep o senin dediğin. Halep. Halep'ten aşağı iniyoruz şeye doğru. Ve tamirle ben o zaman şeyim. Düz askerim yani. Piyadesin sen. Piyade. Düz asker yani işte. Asker yani. Aşağı yukarı her 5 fersah yürüyüp bir mola verirdik. Orada da bize mesa verirlerdi. Evet. Mesa bugün aslında masa dediğimiz kavramın
kökenidir yani. Evet, evet. Etimolojik olarak da bu mayasız kuru bir peksimetti yani. Onu kucağımıza koyardık oturup. Onun üzerine işte ne bileyim kapuska, işte bilmem ne varsa. Ne varsa, ne pişmişse. Evet, onu kepçeyle boca ederlerdi. O mesa giderek suyunu emer, yumuşar. Hem kapuskayı yeriz, o yumuşayan kısımdan da şey yaparız. Sonra da bize yeni bozulmuş sirke verirlerdi, şarap. Bir tane ne verecek tabii. Dolayısıyla bir süre sonra yani aşağı yukarı bir buçuk ay kadar sonra ben amire dedim ki, amir mi dedim, ben bu kadar sirke bu kadar şeyi bir de kaldırmıyor, ben revire gideceğim dedim. Revire gittim, şey koydular bana, reflü teşhisi koydular. Evet, halbuki sende zaten safra şeyi vardı. Safra gez şeyi vardı. Dolayısıyla da çürüye ayrıldım. O çürüye ayrılınca oradan İtalya'ya geçtim. Oradan da pizza ekolüne şey oldu. Yani işte. Mesela ilk yani pizza da pita'dan gelir. Aşağıda da biz pizza'dır. Mesa kavramından yola çıkarak orada büyük fakirlik vardı. Doğuş. İtalya'ya geçtiğimde ben özellikle Napoli bölgesinde. Bayağı. Büyük yani öyle böyle değil yani. Fukaralık. İşte hamuru kızartıp verirlerdi yani. Pişiydi yani bizim pizza dediğimiz. Yani peynir pizzadan geliyor zaten. Peynir meynir de yoktu yani. Oradan geliyor. Pizza piti yani. Piti o karamel sepeti yani. Onun gibi bir şey yani. Biz bu isimleri rastgele koymadık. Boşa mı konuşuyoruz? Boş mu konuşuyoruz? Sanmıyorum. Ne tabii yani domatesin keşfiyle aslında her şey değişti. Yani domatesin keşfi mutfağın katlidir. Bu anlamda. Evet. Bu ama derin bir konu, senden bahsediyorum. Şey bir konu, evet. Ya bu, sen biraz daha anlat bize Doğuş. Abi ödüllü defter ne durumda bugün? Ben yayını biraz ara ara dinleyebildim ama. Ödüllü defteri henüz tasarlıyoruz ama bu biliyorsun bizim handikaplı açık arttırmalarımız var. Öncelikle buraya katılmanız gerekiyor. Bakayım ben şu ana kadar öyle bir katılım oldu mu, oradan da emin değilim. Bugün geçtiğimiz haftaki armağanımızı Can Erbo'ya teslim ettik. Sağ olsun geçtiğimiz programın şeyiydi. Ne diyelim? Kazananıydı. Öncelikle yapmanız gereken Doğuş, Standart FM'in radyoma destek kısmından bir pay. Bağış kısmından bir pay atmanız. Bir pay atmanız. Paranın satın alabileceği şu anda Türkiye'deki en ucuz biranın fiyatı kadar bir minimum pay. O da enflasyona galiba yenik düştü, onu şey yapmam, gene güncellemem gerekiyor. Şu anda 44 TL yani. Ki Amerikan parasına vurursak. 1 doların üzerinde. Yani büyük para ya. Sorma. Hiç sorma. Çok büyük para yani. Dolayısıyla desteklerinizi bekliyoruz. Şeyi de açıklayacağız. Önümüzdeki saatin içinde. Büyük ihtimalle Mete Amir'le benim imza alacağımız ve baş ve sonuna yazacağımız birer cümleden oluşan bir geri dönüşüm defteri olacak. Bir geri dönüşüm defteri olacak gene. Evet Doğuş. Eyvallah. Biraz ben konuyu dağıttım. Kusura bakma ya. Böyle bugün zihnim çok yerinde değil benim. Estağfurullah Amir. Ben de geçen arkadaşlarla ücretsiz İncil kursu veriyorduk. Yuhanna'yı karıştırırken bir metne denk geldim. Acaba dedim defterde o metinden bir alıntı geçebilir miyiz diye sormuştum başlamıştım. Tabii.
Nedir alıntı? Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. O ölmedikçe yalnız kalır, ölürse çok ürün verir. Çok ürün verir. Çok iyi be. Müthiş. Yuhan 12'ye 24. Çok iyi be. Yani Philip K. Dick'in de dediği gibi yani bugüne kadar yazılmış en iyi bilim kurgu metni. Metnidir İncil. Evet. Yani bir konferansına katılmıştım 1938-39 Berkeley'deyiz, Orange County. Daha sonra abi 41-42 senesi. 41-42 mi? Tabii. Ama geçiyor. Ama harikaydı o zaman. Orada özellikle tesadüf kavramı üzerine konuşurken bir anda durup o zaman şimdi tarihte yazılmış en büyük bilim kurgu metnine dönelim, İncil'e demiştim. Öyle bir bakmıştık. Bu herif şizofren demiştim ben kesin. Vardı bir şey onda. Toprağı bol olsun be. Tahtası eksikti en azından. Ama çok mukaddes bir insan. Büyük. Büyük mukaddes. Eyvallah. Çok Doğuş, çok teşekkür. Eyvallah, yazacağız bunu. Taşınıza ben memnun teşekkür oldum. Ederim. Sizlerle eyvallah. Konuşmak çok keyifliydi. Eyvallah. Kolay gelsin sana. Yayından. Eyvallah. Ya işte ne tuhaf değil mi? Evet. Yıldız tozu meselesi işte. Bu mesela son dönemlerde çok düşündüğüm, üzerine çok yoğun düşündüğüm kavramlardan bir tanesi, konulardan bir tanesi. Boşluk, yani uzay anlamında boşluk. Sürtünme katsayısı ve seks ilişkisi. Çok yoğun üzerine düşündüğüm bir şey. Şimdi boşluktan, yani uzaydan kastınız atmosfer değil mi? Yok, hayır. Space yani. O zaman evet, o değişik bir şey, değişik bir deneyim çünkü bir kere seks dediğimiz bizim tabii gene Türkçe'ye biraz kıt geçmiş bir şey. Yani seksten kastınız cinsel münasebet. Cinsel münasebet, sıvı alışverişi olduğunda evet. Bunu uzayda deneyimlemek çok ayrıcalıklı. Şey, herkese nasip olacak bir şey değil. Çok zor bir kere yani. Ama ben şunu söyleyeyim. Yer çekimi dediğimiz çekimin ortadan kalkması kadınla erkeğin münasebetini biraz eşleştiriyor. Yani ağırlık merkezleri değiştiği için. Evet. Yani bir tür dansa dönüşüyor aslında. Evet, bir daha estetik bir şey değil. Bizzat yaşadığım için söylemiyorum ama yaşadım. Hatırlıyorum. Dolayısıyla tavsiye ederim diyeceğim. Yani. Ama ben, çok kafa karıştırıcı bir şey. Ya ben de tavsiye ederim. Ben de denediğimden değil yani. Biliyorum ben, videonuz da var. Hiç uzaya çıkmadım, o şeydir. Evet. Simülasyon. Su altı şekilde. Belki bir su altı. Su altında da çok zor. Daha zor. Ama daha kolay. Yani uzay boşluğuna göre daha kolay. Üstelik en risksizi uzay SpaceX yani. SpaceX risksiz. Çünkü sıvı transferinde tam bir gerçekleşme olmuyor. İtici güç yani Newton mekaniğine bağlı olan insan üreme mekanizması. Evet, yer çekimine bağlı olan kısmı çalışmıyor. Evet, çalışmıyor. Dolayısıyla da çok şey yani. Safe yani. Evet. Dolayısıyla herkese de tavsiye ediyorum. Eğer bir fırsatınız olur da uzaya çıkmış olur. Evet, gerçekten. Artık çok kolay ya, 2-3 milyon doları. Oralara indi mi ya? İndi. Çok son, verdik zamanında böyle. En son 1250 verdim ben şeye, bizim maska. İyi. Dedim bir 15 dakika işim var dedim, bir indirim yapabilir misin? Bir çıkıp ineceğim dedim. İndi şey mi? İndi. Normalde 2,5-3 çekiyor. Şu anda 2,5-3 çekiyor. Vay be. Paraya bak, nerelere geldi.
Değeri kalmadı bunun. Anca kendin basman lazım. Hani bizim yaptığımız şeye benziyor. Evet. Kendin basmazsan şeyi yok yani. Evet. Kendin basmazsan kıyamazsın. Çünkü kendin basınca parayı, kağıt parası yani sonuç itibariyle. Ama yani o kağıdı almak için de para lazım. Geçen gün elime bir lira geçti. Çok iyi. Böyle bir şey aldım işte, galiba bira aldım bir tane. 50 lira verdim. 44 lira dedi abi. Hı hı. 5 lira ve 1 lira verdi. 1 lirayı aldım ya. Biliyorsun ben terazi burcuyum. Şeyim biraz şeydir yani. Allah Allah, bir tuhaflık var 1 lirada. Şöyle hani affedersin, tütün tuttuğum iki parmakla baş parmağımın arasını aldım. Böyle bir Allah Allah. Neyse, geçtim. Kumbaradan bir tane eski 1 lira çıkarttım. Eskiden kastım da işte 3-4 yaşında. Ha. Baktım 1 lira yarı yarıya şey olmuş. Ha. Zayıflamış. Tam şey dönem, Abdülhamit dönemi gibi. Mecidiyelerde o zaman hatırlıyorsan. Ha. Yani bir hatırlar mısın? Şunu konuşurduk. Bir coğrafya batıyor mu, çıkıyor mu parasından anlarsın. Hatta yani bir coğrafya, günümüzdeki bir coğrafyada mesela çeşitli endeksler kullanılır. İşte berber endeks, berber fiyatları endeks. Big King endeks. Evet. Mesela Big King endeksi şu anda gerçeği yansıtmıyor. Çünkü 1 lira gibi giderek ekmek çapı küçülüyor, et çapı küçülüyor. Evet, evet, evet. Küçülüyor. Yani her şey küçülüyor ve pahalanıyor aynı anda. İşte bu... Ben şu an lafını unutma abi. Şu an iddia ediyorum. Bir madeni liranın, yeni bahsettiğim incelmiş ve hafiflemiş bir liranın maliyeti bence 1 liradan daha fazla. Ben sana tam olarak söyleyeyim. 3 lira 49 kuruş şu an. İşte bundan bahsediyoruz. O yüzden işte bir şeyin 100 yılı diye bir şey var. 100 yıllık yalnızlık var benim bildiğim. Yani 100 yıllık yalnızlık hatıra parası bastılar. 5 lira değerinde. Şimdi hatıra parası dediğim mesela limited edition'dır değil mi? Yani limited. Bir de altına falan basılır. Evet. Yani, bir koruma kabının içinde el değmesin. El değmez yani ona. Altına gümüşe basılır tabii ki. Yani. 500 bin adet basılmış. Şimdi yani bira verip artık 1 lira ve bir 100 çok, yıllık yalnızlık hatıra parası geri alma çok şansını bulacak. Ben çok beğendim. Çok yeni bir şey, yeni bir yüzyıl, yeni bir hatıra parası yaklaşım bence. Gerçekten ağlayacağım şimdi, şey yapamıyorum. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değer dostum Kaan Çaydanlı. Ben Mete Avunduk, bu gece Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Şu an hattımızda Yağız var. Bodrum'da arıyor bizi. İyi geceler diyelim Yağız. İyi geceler amirler. Nasılsınız? Eyvallah. İyiyiz ya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Hiç beklemiyordum. O kadar yazdım ettim. Ofisteydim şimdi. Daha yeni kapattım. Çıkıyordum. Bu işler yazmayla olmuyor Yağız. Kısmet işleri bunlar. Evet. Öyle öyle. Biz ama de burada çok şey, masal kahramanı değiliz, insan olduğumuz için. Eyvallah eyvallah. Biliyorum. Bodrum'da çalışıyor musun sen? Bodrum'da çalışıyorum. Niye? Öyle denk geldi. Ha, denk geldiyse. Uzun süredir işsizdim. Pandemiyle işimi kaybettim. Tiyatrocuydum ben. O tiyatrocusun. Evet.
Tam pandemi en çok tiyatrocuları ve müzisyenlere yaradı benim gördüğüm kadarıyla. Bir de bana. Sana çok yaradı canım maşallah. Sen çok toparladın. Tövbe baksana halime. Maşallah. Maşallah. Şey yapsın ya. Yapıyor. Ne yapıyorsun? Hatırlarsınız belki bu Kaybedenler Kulübü defterini kazanmıştım ben şeyde. Ben hatırlıyorum. Ona ufak ufak yazmaya başladım ama işlerden vakit bulamadım. Acelesi yok. Göndereceğim ama. Acelesi yok. Evet, bir zaman sınırımız yok ya o konuda evet. Yani rahat ol. Eyvallah. Rahat ol, doğru bir şey çıksın sonuçta. Eyvallah. Ne iş yapıyorsun İnşallah. Peki? Bir sakıncası yoksa sorumuz. Yazılımla uğraşıyorum. Tamam, evet. Bu internet işleri, şey, kod işleri mi? İnternet işleri falan. Hı. Evet. Peki nasıl? Yol geçiyor açıdan. Bodrum nasıl yani? Sakinleşti mi? Ben bu yaz Bodrum'da bulundum istemeyerek. Bir ay, bir buçuk ay kadar. Hı hı. Aşırı kalabalık, iğrenç bir trafik, gereksiz şeyler, bir demografiye tanık oldum. Çok huzurlu hissettim Öyle. Kendimi açıkçası ama herhalde bu dönemde çok o dinginliği ve sessizliği gelmiştir diye düşünüyorum. Ya açık söyleyeyim işten pek dışarı çıkamıyorum. Yerleşkedeyim sürekli. Yani sigara almaya bile çıkamıyorum yani. O kadar yani. En son işte bir ne zaman? 29 Ekim'de kaç saatliğine Bodrum merkeze inmiştim. O zaman oranın kalabalığını gördüm. Şeyden falan gelmişler hep. Tatil hesabı. Peki yani o kalabalık devam ediyor. Bir tür şey yani bir tür kölelik sistemi geçerli herhalde anladığım kadarıyla. Sizin yani, orada. Yani. Aslında en büyük icatlardan biri yani kölelik üzerine köleliğin kaldırılması bence. Kaldırılmış gösterilmesi yenilikçi. Evet, çok yenilikçi bir yaklaşım. Yani. en azından daha insani bir kölelik düzeni oluşturulması. Ben genius buluyorum yani. Evet evet katılıyorum. Bu sistemi geliştiren arkadaştır. Hepsi tek tek tebrik ediyorum. Hakikaten hem köleliğin kaldırılması ki ben en son kapanan köle pazarı 1910 yılında insanlar bunu söyleyince çok şaşırıyor. 1910 yılında Üsküdar'da kuruldu. Ben net olarak hatırlıyorum bunu. Evet. Ve şeyde yanlış anlaşılmasın. Biz hem tacirliğini hem de simsarlığını yapıyorduk. Evet, evet. Yani kendi sattığın üzerinden sakal alma dediğimiz. Evet, bayağı biz sakal alıyorduk ama tabii sonra. Ama ilkel zamanlardı. Şimdi insanlığa sığıyor mu kölelik sistemi? Yok tabii sığıyor. İnsan almak satmak. İnsan almak satmak. Onun yani. Üzerinden komisyon almak. Tabii canım. Mesela adam saat hesabı yapmak mesela. Mesela yani dişine bakarak dişine yapmak. Yok işine bakarak. Eskiden dişine. Açıp at alırken de dişine evet, bakarım. Eskiden yani. Dişine bakıp şey yapardık. Şimdi işine bakıp alıyoruz. Yani saat ücreti. Yani daha yani win-win yani beslemiyorsun bir kere. Evet. Şu anda evet, evet. Şu anda hiçbirimiz köle beslemiyoruz. Evet. Oradan bak cepte kalan şeye evet, bak. Bu şey rente kar gibi bir şey yani. Yani kiralama. Niye sonra, sahip olayım ki? Tabii canım kiralamak varken. Evet. Ne güzel konuştun evet, bak. Evet. Ama yani dolandırıcılıkla suçlanmıştık. Çünkü ben yani tesadüf elimdeki bütün köleleri satmıştım o gün. Hatta sen de arıza yapmıştın oğlum demiştim. Yani bir 3-5 bir şey bıraksaydın evde hani yani biz bir temizlik yapacağız. Sen zaten erkekleri satmışsın. Ben onu anlamamıştım ki. Ama ben hep erkekleri satardım ki zaten.
Ya bir de kendime kadın tüccarı mı dedirteceğim yani? Estağfurullah, zaten kadından köle olmaz. Tabii canım. Yani, yoldaş olur. Yoldaş olur, kul olunur, köle olunur yani şey kadın dedirteceğim. Ana gibi yar olmaz. Olmaz. Bütün kadınlar annemiz canım bizim zaten. Hani, şüphesiz. Ya annemiz de bir kadın mesela. Seni de bir kadın doğurdu. Evet, sen de. Ama bunu... Ben mesela senin bebekliğini düşünemiyorum şu an. Bakıyorum şöyle bir sana. İlk doğduğun anı falan. He. Ata ana benziyormuş. Var mı fotoğrafın? Var. Bir göstersene bir gün. Bana çok merak ettim. Yani kabus olabilir. Yani bu zaten bunu da şeyden sonra mesela kadını dövdükten sonra kendini affettirmek için söylemek de çok şey bence. Hmm, çok onurlu evet. Bir şey. Yani dövüyorsun kadını. Sonra da? Seni dövüyorum çünkü seni çok seviyorum. Yani sevgiden. Çok, sevgiden dövdüm. Zaten yani hepimizi bir kadın doğurdu. Ben kadına el kaldım. Ama tekme atarım. Evet tamam. Yani. Neyse şimdilik bu da ayrı bir şey. Bir kafam iyi değil. Apronaks kafası. Tamam, Apronaks kafasındayım yani yaz. Amirler. Evet. Size bir konuda danışmak istiyorum. Estağfurullah. Hala çıkamadığım, işin içinden çıkamadığım bir durum var. Uzun mu? Uzun değil, uzun ha, değil. Tek kelime, tek kelimeyle açıklayabilirsiniz. Evet. Yanlış anlarsın. Yanlışılmasın. Lavaboya gidip geleceğim derken yüzümü yıkayacağım bir bastı. Basmıştır. Tamam, sorun değil. Sorun değil. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Şimdi ben 2,5 senelik bir narsist ilişki yaşadım. Narsist ilişkiyi bana biraz açabilir misiniz? Ben çünkü Hermann Hesse falan oraları 35 sene önce okuduğum için narsizm işte o şeyler... ne diyorsunuz siz onu insan hallerine? Evet. Psikoloji. Onları unutmuşum tamamen psikolojik şeyleri. Evet. O normal. Yani tamamen kontrolün kendi üstünde olduğu bir karşı tarafın üstünde olduğu bir ilişki türü. Yani kölelik yaşadığınız bir ilişki türü bu. Bir anlamda. Duygusal kölelik. Evet. Peki şey erkek miydi kadın mıydı? Kadın. Narsist bir kadına denk. Şimdi erkek olsa da hayırlı ben size söyleyeyim ben. Erkek olsa evet en azından akıl verirdik. Ben de kendim narsist olduğum için yani, öyle suçlanıyorum. Ya yani, tabii. Narsist. Haklıdırlar. Evet. Soruyu alalım evet. Şimdi ben bunu Şubat ayında bitirdim. Neyse ki. Hı-hı. Fakat etkisinden hala kurtulamadım. Zor. Hani... Bir dakika yenisi mi var? Etkisinden? Yok. Ha etkisi. Yenisi yok. Hı-hı. Yenisi yok. Oradan şey yapamadım. Daha çıkamadığım yani için. Zaten büyüğü burada ya. Narsist kişiliğin yarattığı şey budur yani. Oradan kurtulamaman. Ya ilişkiden kurtulduğuna şükret sen. Evet. Amir şu an bir şey aklıma geldi. Zaman tanı kendine. Onu söyleyeyim. Hak vereceksin bana. Bizim ikinci bir hattımız vardı ya. Evet. Ben şey yaptım. Aşağıya aldım onu. Hı-hı. Tam şu an ikinci hattan Alper Çekir'i arayıp evet. Şu arkadaşa bir yardımcı olur musun? Deme şeysi. Hissi geldi hissi bana. Geldi. Onu bağlayalım mı ikinci hattı abi? Onu bir bağlayalım da. Bağlayalım ikinci hattı. Çünkü bu tür durumlarda ihtiyaç oluyor. Narsizmin uç noktası psikopatlıktır biliyorsun. Ne? Yani narsizmdeki narsizm üzerine yazılmış metinler gibi burada Freud'un hangi metniydi o? Kurt adam değil öbürkü hakim olan ilk de aslında şeyidir. Narsizmde yani uç noktada şey yoktur. Empati yoktur. Yoktur. Uh-huh. Vicdan hiç yoktur. Yoktur. Dolayısıyla bir psikopat hali söz konusudur.
büyük geçmiş olsun. Evet. Yani eyvallah. Allah, eyvallah. Allah bir daha böyle bir göstermesin. Çukura düşürmesin seni. Kendimden biliyorum. Yani şey, Allah analı babalı büyütsün. Analı babalı büyütsün. İşte ben bundan çıkmak için, bu kafadan çıkmak için ne yapayım? Bana onu söyleyeyim. Şimdi Amir sana şu bir saniye, şu defterden bak. Senin 1990'lı yıllarda yazdığın bir takım reçeteler var. Estağfurullah. Mesela bak. Mente olmasın onun. Yok, reçete bunlar. Hatırlatacağım sana. Mesela bak. Reçete diyoruz. 3 Temmuz 1997. O biraz gerisinde, şeyinde kaldı, dışında kaldı. Bu konuya daha yak. 10 Temmuz 1997. Benzer bir denek. Diyor ki, isimleri geçiyorum. Cihangir'de olmuş olay. 18 aylık bir ilişki. Aşırı narsist kadın, kadın baskın, şer reçetesi vermiş. Senin şeyli var ya. Festival. Festival. Şöyle. Yaz. Coğrafya müsait. Fesleğen ya da reyhan. Üç yaprak. Bunu avucunda hızlı bir şekilde, yani avuç aranı alarak hızlı bir şaplak atıyorsun bu yapraklara. Sonra ince uzun bir bardağın içine koyuyorsun bunu. Daha sonra ama hepsini değil, yani iki yaprağı bardağın içine koyuyorsun. Daha sonra bir havanda 3 diş sarımsak, 3 diş sarımsak, biraz tuz, çok azıcık da sirkeyle dövdükten sonra bir miktar çifte kavrulmuş tercihan Konya, bulamazsan Korkuteli tahini. Ile karıştırmaya devam ediyorsun. Buna bir miktar bir önceki geceden kalmış salçalı herhangi bir yemeğin, eğer etli bir yemekse, yani içinde et ve benzeri hayvansal yağ karışmışsa, bu suyu dondurup üzerinden yağ katmanını aldıktan sonra aldığım bir tatlı kaşığı yemek suyunu bu tahinli karışımın içine döküp bir miktar zencefil, bir tutam, yani çok değil, bir tutam karabiberle iyice karıştırıp gerincik diyor Amir, gerincik şey. Tohumu. Evet. O da bu kolaydır, bu mevsimde bulunur. Bir miktar da o gelincik çiçeklerinin içinde siyah taç yaprakları vardır. Yani dokungaçları. Evet, evet. Onlardan atıp bunu iyice ezip karıştırıyorsun. Ondan sonra döküyorsun bunu şeye, en yakın çöpe. Diğer bu bardağın içine buz, vodka, tonik, biraz şeker koyup iyice bir çalkalayıp bir dikişte içiyorsun onu. Tamam. Bunu lütfen haftada bir en az uygula. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Bu son yayın hayatının 27.
yılında. Tahmin ediyorum süre mi düşünüyorsun? 30 ortalamadan 1000 program civarında olsa gerek diye düşünüyorum. Yani toplam yaptığımız program. Hı-hı. 1000 yani, üzerinde midir ya? Yani 90'larda haftada 3 yapıyordum. Hı-hı. 5 sene belki 150 desen 450. Binin üzerinde program yapmış. İki tekahüt. Biri hem EYT hem PYT. Biri sadece yarım EYT, yarım PYT. O da kendini de sayf etti ya, yarım yarım. O, ben EYT'ye giremedim. Tamam, yarım değilsin o zaman. EYT değilim. PYT de yarım sayılırım çünkü bazen şey oluyor bana. Enteresan. Bu bende de oluyor bazen canım. O zaman sen de tam PYT sayılmazsın. Ama yani... Nasıl ama yani? Bazen oluyor da yani o artık... yani engelleyemediğim bir şekilde olduğu için yani... Bir iradem dışında oluyor yani. Zaten böyle şeyler irade dışında olur. Gerçi irade dışında olanlar sayılmaz. Bir savunma mekanizması olarak şu an yani, kendimi şey yaptım. Evet. Burada hukuk devreye girer yani. Orada hukuk çalışır, hukuk tersine çalışır. Tersine çalışır. Evet. Hukuk bana çalışır yani. Evet. Yani ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda bir PYT'liyi münasebete zorlama maddesinin de konulması gerektiğini düşünüyorum ben. Ne münasebet canım. Allah Allah. Ya. Doğru. Sadece daha dün gece oldu bana. Bir PYT yaptım bir arkadaşla. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Şeydi yani bayağı. Bayağı PYT'ydi diyorsun. Bildiğim PYT'ydi. Mesela şu an yorgunum. Ha, işte öyle oluyor. Abi. Yani metabolizmik olarak da yorgunum. Evet. Mental olarak da. Mental. Kemik yorgunluğu da var zaten. Kemik yorgunluğu zaten var. Hani evet. Kireçlenme de var. Allah'tan yani şeyin kemiği yok. Dilin kemiği yok yani. Yoktu. Baktım yoktu. Allah'tan yani. Bana da yani geçenlerde böyle bir şey başıma geldiğinde geliyorum sana dedim ya. Allah'ım geliyorum dedim yani. Tövbe yarabbim. Yani o noktaya geldim yani. Allah hepimize tüm PYT'lere isim gitsin. Allah yar ve yardımcımız olsun dediğim. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-22 nolu. Nüsra'yı dinliyorsunuz. Değerli dostum Mete Onur, ben Kaan Çaydamlı. Ağır parantez içinde araya gireyim. Bu akşamki şeylerimize bakıyorum. Handikaplı açık arttırmamıza. Caner Boy'u görüyorum gene. Doğuş Öztok. Herhalde New York'tan Doğuş. Sadi Güveniş'i görüyorum. İlk gördüklerim. Herhalde bir 10-15 dakika içerisinde bu akşamki armağanımızı da netleştiririz. Bir sonraki Nisa'ya kadar da Radyo'ya bağış butonundan bu akşamki defteri Mete Amir ve benim imzaladığım Doğuş'un bugüne kadar yazılmış en önemli bilim kurgu metni olan İncil'den önerdiği cümlenin de içinde yazıldığı. Buğday. Yok buğday. Ben hatırlıyorum. Söyleyeceğim. Ben yazarım onu. Tamam. Ezbere bildiğim için zaten. Evet, tamam. Ben de bir kutsal metin. Evet, evet. Yuna 231-13 mi demiş? Ne? Doğru. Yani, bakarız ona. Bakarız. Onun içinde de zaten gizli menteler var yani. Ya ne gizli mantalar var mı? Bunun araştırmaları devam ediyor. Radyoma bağış butonundan radyonuzu desteklemeye devam edin değerli dinleyenler. Ve VPN kullanın bize ulaşmak için. Soranlara da lütfen. VPN şart. VPN şart. Nedense yani. VPN şart yani. Neden acaba? Bazı ülkelerde.
Tabii beni çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Bir tanesi de tıpkı iyi yapılmış, acısı doğru ayarlanmış bir bamya çorbasının kabusa dönüşmesi kadar domatesin, istilacı bir tür olan domatesin bir çağın yeme ve lezzet algısı üzerinde oluşturduğu kabul edilemez ve tasvip edilemez baskının yanında anlayamadığını kutsallaştırmanın son örneklerinden biri olarak kuantum mekaniği ve sürtünme katsayısıdır. İşte kuantum mekaniği mekanik bir şeydir. Her şeyde adı üstünde yani. Yani çok adı üstünde. Adı üstünde. Tabii çok mikro düzeyde olduğu için yani gözle görülmeyen üzerine ki bu zaten başlı başına acayip bir şey. Yani gözle görülmeyenin fiziği. Dolayısıyla insanlık tarihinde anlayamadığın ya da göremediğin şeye bir kutsallık verme. Ve bir kutsallıkla açıklama kolaylığı olmuştur. Bunlardan bir tanesi de bence kuantum. Oysa ki yani kuantumu anlamanın en kolay yollarından bir tanesi karşınızdakine dokunmaktır. Çünkü dokunma ve sevgi dediğimiz şey kuantum mekaniğinin bir ürünüdür. En basit örneği birden elektrik çarpar bizi mesela. Bir şeye değdiğimiz. Bu aslında bir elektron sıçraması. Yani bir Van der Graaf generator. Kine grup. Bir jeneratör. Evet. Şu anda mesela bir Van der Graaf generator çalsak bir West Side. Beth. Burada hepimiz şu pencereden atlamak isteriz herhalde. Kuantum atlaması. Kuantum atlaması. Kuantum çukuru. Evet. Kuantum kuyusu. Mesela kuantum kuyusu çok önemli bir şey. Her şeyin bu kadar küçülmesinin ne sebep olan buluş. Ama mesela onun da bir sınırı var. Ya daha fazla küçülttüğünde artık o kuyuya düşmüyor parçacıklar. Direkt delip geçiyor. Yani sikerim ben deyip geçip gidiyor. Yani, tabii. Tam olarak. Her deyip geçiyor. Ya, bununla mı uğraşacağım diyor. Çünkü kuantumun böyle bir dik başlı tarafı var benim. Ve çok sevdim. Mesela bakıyorsan başka türlü, bakmıyorsan başka türlü. Yani tam çalışıyor. Tam taşak. Tam. Mekanik. Tam teşekküllü. Tam teşekküllü taşak mekaniği. Yani kuantum mekaniğinin açılımı. TTTM yani. Evet. Bizim Kaybedenler Kulübü literatüründe kuantumdan konuşacağımız zaman. TTTM. TTTM deriz kısaca. Tam teşekküllü taşak mekaniği. Tabii daha dokunma ve dokunmanın bir garip hissettirmesi aslında dokunduğumuz yüzeydeki serbest elektronlar. Diğer dokunduğumuz nesneyle ya da organizmayla etkileşime geçmesi. Yani sizin elektronunuzun onun atomuna onun atomunun elektronuyla sizin atomunuza karışması, bir etrafında dönmesi, sıçraması, yer değiştirmesi bir şeydir. Dolayısıyla zaten sürtünme de böyle bir şeydir. Yani buradan Newton mekaniğine geçtiğimizde hani niye sürtünme katsayısı var kardeşim? Ya yani bir şeye sürtündüğünde niye yavaşlıyorsun? Bir şeye sürtündüğünde niye canın yanıyor? Bir şeye motordan düştüğünde niye asfalta sürünürsen niye bir yanma yarası oluyorsun? Sebep aynı. Aşırı elektron transferi sürtündüğün
şeydi. Dolayısıyla yani sürtünme de çok önemli bir şey. Yani bana Celal Sılay'ın şiirlerini hatırlatıyor. Sürtünme değil mi? Tabii kuantum mekaniği ve tabii ki yani sürtünmeler, değmeler. Dolayısıyla yani bizim cinsel münasebet dediğimiz şey de bir sürtünme mekanizmasıdır. Yani evet, günün sonunda. Ayrıca sürtünmeyi yumuşatmak için organize edilmiş çeşitli sıvılaştırılmış başka mekanizma, daha viskoz ortamlar söz konusudur. Yani dokunun tüm atomunu kendine çekmemek ya da dokuyu parçalamamak için. Bence cinsellik bu anlamda metafizikleştirilmiş halidir. Bu kuantum mekaniğindeki halleri. Geldiğimiz nokta bu Amir. Geçen gün bunu söyledim dedim. Yani sen yani bir PYT'liye dedim böyle şeyler yapıyorsun dedim. Bunu yapan sen değilsin dedim. Bu dedim kuantum dedim. Şu anda ben dedim yani benim üzerimde kuantum mekaniğinin araçlarını kullanarak elde ettiğim bir tür bireyselcilik yapıyorsun. Evet, bu haz dedim. Evet. Sana haram olsun. Hazını mı haram ettin? Evet, hazını haram ettim. Bu da evet tabii vicdan dediğimiz o bilinen en ne diyelim en gelişmiş en ileri seviye bilim kurgu olarak kabul ettiğimiz İncil'in içeriğindeki çok fazla sayıdaki vicdan şeyine tam oturuyor. Bence direkt cuk yani. Yani böyle laps diye oturuyor yani. Oturuyor. Artık orada öyle bir de yayılıyor yani oturuyor. Yani Ragıp bile şöyle yaptı şu an. Kesin gözümün önüne geldi. Bıraktı böyle. Ya havuzda bırakmıştır kendini. Bıraktı. Mesela benim mesela çok fazla havuzu, bahçesinde havuzu olan arkadaşım yok. Benim çok oldu zamanında. Yani ama ben mesela bir arkadaşımın suratına baktığımda artık anlayabiliyorum ha bunun bahçesinde havuzu var. Yani. Evet, bu surattan belli olur. Bir de kapalı mı açık mı havuz? Isıtmalı mı? Onu da anlıyorum. Yarı açık mı? Olimpik mi? Olimpik mi? Evet. Onu da anlıyorsun yani. Hmm. Derin su mu? Tabii. Şey var mı? Çocuk şeyi var mı? Kısmı var mı? Onlar da anlaşılır tabii. Evet, anlaşılıyor. Ne acayip. Şey. Ne sayın dinleyenler yani kutsallaştırdığımız her şeyin ardında aslında algılayamadığımız, anlayamadığımız ya da tanımlayamadığımız bir şey olduğu gerçeğini bize yaşadığımız şu ki benim herhalde 300 ben kaç yaşına bastım abi dün? Sen 7x8 560. 500 an çok olmuş bu. Biraz oldu. Bayağı benim kemik yorgunluğu değil bayağı. Kemik kalmamış yani. Yani dilin kemiği olsa bu böyle olurdu yani. Ya. Dile kolay. Değerli dinleyenler, kuantum mekaniğini kutsallaştırarak bizim canımızı da sıkmayın daha fazla. Şeyde üstümüzü de gelmeyince şeyiz şey. Dersimiz terstir yani. Çok fırsat bulamadım. Bugün bir dinleyenimiz vardı. Amirlerle müzikle ilgili konuşabilirim diye yazmış. Can Gökdemir. 2010'dan beri takipteyim diyor. Maşallah. Sağ olsun. Ben takip ediyorum. Demek ki 17 yaşından başlasa şu an en azı 27 yaşında. Ama telefonunu vesairesini yazmamış. Dolayısıyla bugün şey yapamadık. Dikkatim çekti. Mesela Phil Collins çok büyük bir müzisyen. Evet. Bunu belki 20 sene önce konuşsak böyle konuşmazdık. Ya, bırak şimdi falan yukarı geçer. Demezdik de. Evet. Phil Collins
Ben aşağı yukarı 1975-76'dan beri Genesis'in hem davulcu hem solist, yani vokali diye. Yani çok büyük zaten. Vokal. Şimdi adamın tanesi 15 milyon satmış, 5 tane albümü var. Sen şimdi kimsin ki Phil Collins'e bilmem ne diyeceksin derler zaten adama. Zaten demeyiz de. Nasıl şarkı mesela? Müthiş gibi yani. Müthiş. Anladın mı? Kaçtı bu? 86 86 desen kaç sene olmuş? Çok, 40 sene önce adam bunu yapmış. Ya. Sen burada çıkıp ya işte bir, zaten bir ayağı toprakta yani kaç yaşına geldi falan filan. Mükemmel bir adamdı. Evet. O tren soygununu da o yapmıştı değil mi? Evet. Ama aldık şeyini. Ya aldık onu canım. Acapulco'da buluşmuştuk. Evet. Meksika güzel yer ya. Bu ne kadar güzel bir yer ya. Harika bir yer. Biz Manisa Bettik de geçen de sohbet ediyoruz yani Meksika özellikle o Meksika Körfezi oradan çıkan kırmızı levreklerle ilgili bir sohbetimiz oldu. Kısa yani. Uzun değil çünkü ne yapsın adam yani bütün gün havuzunun başında oturup Texas gibi bir şeyde bir köyde yani arka bahçedeki havuzunun başında oturup 12 ile 18 yıllık ki bu konuda gergin yani hassas arpa suyu içiyor. Eyvah. Doktor tavsiyesi yani şey. Başka bir şey içme mi demiş. Ya posalı beslen demiş. En çok ne de posa var arpa da posa var. O da yani. Herhalde denk geliyordur. Geliyordur. Bu arada Cumhuriyet Bayramınızı hepinizin kutladık. Tekrar kutluyoruz. Tekrar kutluyoruz. Gerçekten. Ve Halloween bayramınız da mübarek olsun dinleyenler. Hep birlikte hep inşallah. Birlikte inşallah. Nice Halloween. Nice Halloween'lere. Nice kabaklı böreklere. Sen ne kadar mukaddes bir hayvandır. Kabak hayvanı. Bu bugün üzerinde durmayı düşündüğüm konulardan bir tanesiydi ama bu kuantum kuyusu meselesi beni evet. Yani sinirlerimi çok gerdiği için hatta Sezgi var değil mi bu arada? Sezgisini de alalım kusura bakma. Sezgi'yi de aldık bu şey çünkü hassas bir önemli değil. Konuya... Ben de Halloween'i kutlamak için bir merhaba diyeyim dedim. Çok teşekkür ederim çok naziksin mübarek olsun. Mübarek olsun. Nerede kutlayacaksın? Nerede? Çankaya'dayım ben şimdi. Ankara'ya indin. Oo çok iyi. Bir yol yapıp geldim. İyi. Ben de Perşembe Ankara'ya geleceğim. Sabahtan. İyi. Sezgi bunu konuşmuş muyduk? Biliyorum. Benim arada Ankara'da şeylerim oluyor, görüşmelerim oluyor. Tek gece kaldığım zamanlar. Orada ben alışkanlığımdır. Hep Dedeman'da kalırım. Arada sende de kalabilir miyim? Yani çünkü insan bir yalnızlık çekiyor be. Çekiyor. Ben sırf Ankara'ya gittiğimde yalnızlık çekmemek için aynı gün geri dönüyorum. Sen de daha iyisini yapıyorsun. Perşembe öyle yapacağım mesela. Ben prensip olarak kalmayı severim gittiğim yerde. Ben kalıp geldim Ankara'ya. Selimiye'den çıktıktan sonra. Nasıl geliyor şimdi? Çok yerde kaldım. Ankara. Soğuk. Çok kalabalık ve soğuk geliyor. Normal. Kalabalık bir şehir. Evet. Çok kalabalık olmuş. Sen nerede kalıyorsun orada? Kendi evin mi var orada da? Benim her yerde evim var ya. İyi. Evet. Başladın mı tekrar şeye, çalışmaya? Bir takım çalışmalarım var. Neyi kastettiğinizi anlamadım ama. İş anlamında yani. Çok... Şu anlamında o derslerim başladı. Hatta yarın sabah da var. Belli sesinden belli. Vay. Sesinden belli bir çalışmaya başlamış. Belli. İnsan sesi. Belli. Nereden belli? Selimiye ile ne kadar farklı değil mi? Evet. Başladım ama kısa sürecek. Çünkü sonra başka programlarım da var. İnşallah. Evet inşallah diyorum. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Senin sesini duyunca daha iyi oluyoruz sanki. Yani her zaman olmasa bile bazen. Her zaman
Değildir, evet ya. Bazen ben de çok şey yapıyorum. Bazen çok iyi oluyoruz, bazen normal yani. Yani standart. Nereden çıktı ki şimdi bu falan bazen? Ya hiç öyle demedim, nereden çıktı demedim de yani. Ama bu demeyeceğim anlamına gelmez. Gelmez. Onun dışında Sezgi? Onun dışında şey, birkaç yere uğradım. Fena değildi. Yollar çok güzeldi. Bana iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Nereler mesela? Çünkü 4 ay Selimiye. Düşünsenize. Yani 4 ay kaldım herhalde ben. Evet, 4 ay. Hiç çıkmadan. Biraz boğuntu yaratmıştır. Evet. Kaş. Peki. Adresan. İyi, güzel. Mersin. Mersin, Ankara. İyi, yani otobandan yukarı çıktın o zaman Mersin. Evet, tabii. O yol zaten dümdüz, upuzun. Arkadaşınız da çekilmiyor. Çekilmez. Yok, evet ya. Çekilmiyor. Ben çok severim yol arkadaşı. Adresan nasıldı? Ben bu sene çok az gidebildim Çıralı Adresan tarafına. Sakindi. Evet, yani geçen seneye göre, mesela geçen sene de bu mevsimde gitmiştim. Daha şeydi, daha hareketliydi. Bu sene daha sakindi. Bana iyi geldi ya. Bana iyi geldi yine. Bana da iyi geldi. Ben Çakmak... Bodrum'da 1,5 ay kalmışsınız. Kaldım bu sene. Niye Adresan'da kalmadınız? Ne talihsiz? İş için. Bodrum'da kaldım 1,5 ay kadar. Bir işim vardı orada. Adresan'la ben Çakmaktaş'ı almaya gidiyorum. Ben orada hemen Adresan'da kasabanın girişinde bir kasap vardır. Kasabın yanında bir teker. Tekerin yanında da eczane vardır. İlkokulun hemen çaprazında, karşı çaprazında. Ben yıllık çakmak taşı ihtiyacı ve Zippo benzin ihtiyacımı o tekerden karşıladığım için yılda bir kere muhakkak gitmem gerekiyor. Yıllık aldığına göre. Yıllık aldığım için. Elzem. Bamya çorbasını da Adrasan'da üst yoldan sahile doğru giderken BİM vardır. Ki yani borsanın 7400'e kadar düşmesine rağmen hala daha 270'li mertebelerde, 280'li mertebelerde performansını sürdüren bir şey şirketimiz. BİM'i geçtikten sonra da bir şok market vardır. O ikisinin arasında Konyalı'm var. Konyalı'm. Konyalı, Mevlana. Mevlana bir şeysi. Bamya çorbası orada içiliyor. Hadi bakalım. Öneriyor musunuz? Öneriyor musun ne demek? İçinde yüzüyorum yani. Aklında olsun. Ama tabii baby bamya mevsimine denk gelmek lazım. Tabii mevsimlik şeyler. O geçti tabii. Kurusundan tabii. Yapılmıyor mu çorba? Kurusundan da yapılıyor. Kurusundan et suyu ağırlıklı. Tabii. Yapmak. Açmak için. Yani. Açmak için yani. Ya et suyunu da yumuşatmak lazım, kuruyu şişirmek lazım sonra. Ya uzun detaylı bir iştir yani bir laboratuvar çalışması hassasiyeti gereken bir konudur. Ayrıca çökertme kebabında kullanılan kibrit patatesin klasik rende üzerinden rendelenerek elde edildiğini sanan çok sayıda olmaz. Gaflet okusunda insan olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Kardeşim kibriti biz rendeleyerek mi üretiyoruz? Yani. Ağacı rendeliyor mu biz? Ya. Hakikaten. Hepsinde el işi var onların. Evet. Emek var, göz nuru var. Ya. İnce bıçak işçiliği. Adı üstünde kibrit mi? Bazı şeyleri çok hafife alıyoruz ama ya. Phil Collins gibi. Mesela Phil Collins. Mesela. Ya Phil Collins niye o soygunu yaptı? Tren soygununu. Paraya mı ihtiyacı var? Kardeşindeyken yapmıştı. Bu arada şu an 70'lerde falan herhalde ama. Sanıyorum 45-46 yaşlarındaydı. Evet. Son. 30 Genesis yıllarda. Ne zaman dağıldı Amir? Genesis 1988 gibi.
88 yılıymış. Yok yok. Şeyi yaptılar. A Can't Dance diye bir şarkı yaptılar, hatırlar. Evet, 90 evet. gibi. Ama o sayılmadı. O zaman dağıldılar işte. O tekne kızıntısı yani. Esas Genesis 75'te dağıldı. Dolayısıyla da yani o dağılmada da bu soygunun etkisi var yani. Olmaz olur mu? Konuşmuştuk o konuyu. Sen çok iyi hatırlıyorum. Sen o karnabahar tozlu bir içkiden içiyordun. Domates sulu. Evet. Vladimir. Vladimir. Ben az karnabahar tozlusunda içiyordum onu. O da Vladimir. Vladimir. Fil. Bir tür mojito içiyordu. Doğrudur. Bir tür mojito içiyordu ama mojito değildi. Tabii mojito olması için onun mojito olması lazım. Hayat bu kadar basit. Bir şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Bu kadar basit. Phil Collins'le ilk karşılaştığımda 1982-83 olması lazım. Daha Mama diye bir şarkıları var o zaman. Büyükler yani. Think Twice'ı kaçta yapmıştı? Daha önce o. Daha önce değil mi? Yok, daha son. Daha son. Şeyde Camden'dan aşağı doğru yürüyorum. Büyük kulüplerin olduğu yerler var ve şey biraz böyle şey ne diyelim ona, varlıklı ailelerin mahalleleri falan. Düşün, metro bile yani underground bile yukarı çıkıyor oralarda. Çüş. Dur. O karşıdan fil geliyor. Dedim ki merhaba efendim. Sağ ol. Merhaba efendim dedi bana. Sizin dedim bu son dönem işlerinizi çok beğeniyorum dedim. Bunu ilk sen söyledin dedi. Ha. Normalde tepki alıyormuş herhalde, bilmiyorum neyse artık şeyi. Dört tane pint içtik adam başı. O akşam. İçmişsin. Çok iyiydi be. Çok klas bir herif. Evet. İnanılmaz. Çok düzgün be. İngiliz zaten kendisi herhalde. Galiba. Yani aksanı öyle. Evet. Sezgi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 23 Nisan'da görüşürüz mu? Görüşürüz Sezgi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-22 ne olan üst sayı sonlandırmak üzereyiz. Çok yoğun bir program oldu. Çok savruldu. Yer yer savrulduk. Yer yer sinirlendik. Yer yer huzur ve yalnızlık hissinin kesiştiği alaca ışıklı bölgeye düştük. Dolayısıyla programın her zaman olduğu gibi kısaca bir özetini yapma ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Bugün açıkçası çok dağılmadığımız programımızda üç ana hususta odaklanmaya çalıştık. Bunlar ahlak çerçevesi içerisinde kölelik, özellikle az gelişmiş toplumlarda tarım ve de korkarım ki cinsiyet ayrımcılığı oldu. Hiç değinmek bile istemediğimiz halde. Özellikle Madagaskar bölgesi verimsiz topraklarda üretilmeye çalışılan bamya bir soykırımcı birey olarak domates
Karnabahar üzerine konuştuk. Pişi pizza ilişkisi, Mezopotamya, bir genel kültür yozlaşması olmasının altını çizerek lahanalı pizzayı tartıştık. Buradan insan ilişkilerine köle kadınların tarihteki köle kadınların aslında hiçbir zaman köle olmadıklarını, kölelerin erkeklerden ibaret bir ticaret unsuru olduğunu, kadınların ise köle köle olduğunu tartıştık. Özellikle dayak, hırpalama, darp ve gasp konusunda kadınları yukarı çekmeye çalıştık ama başaramadık. Bugün Cumhuriyeti konuştuk. Bu coğrafyanın gururlanabileceği son birkaç şeyden biri olarak yüzyılda kalan, geçmiş yüzyılda kalan, onun üzerinde durduk ve kaldık. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine. Adam hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokakları. Ve bir kez daha Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adam. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydanlı kendi adıma değerli dinleyenler hepinize iyi geceler dilemek isteriz. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşça kalın. Kaybedenler Kulübü.